Tekrar merhabalar, bir başka Kalebudur'la Mimarlar Konuşuyor e, sohbet e, toplantısının diyeyim beraberliğinin e, içindeyiz. Bugünkü konuğumuz e, Gökhan Avcıoğlu. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk. Geri çok teşekkür ederiz yoğun programın içinde katıldığın için. E, kapıda biraz açıklamaya çalıştım ama bir burada da özetlemek istiyorum. Bu sohbetler boyunca çeşitli mimarlığı ve mimarlık alanı ile ilişkili kişileri ağırlıyoruz. Ee, özellikle mimarlarla olan sohbetimiz iki eksenli gidiyor. Bunlardan bir tanesi e, tabii o mimarı tanımaya yönelik yaptığı işler. Bu işleri yaparkenki arka plan düşüncesi, büronun profili vesaire gibi. Ama onun ötesinde tabii ister istemez... Türkiye ve dünyadaki durumla da ilgili konuşuyoruz. Böyle bir iki eksen üzerinden sohbet götürmeyi planlıyorum. Aslında tabii senle aynı kuşaktan sayılırız. Dolayısıyla benim belki diğerlerine göre çok daha yakından izleme şansım oldu çalışmalarını. Ama bu çalışmalara baktığım zaman da böyle bir çok net bir resim oluşturamıyorum. Birçok nedenle. Bunlardan bir tanesi e, tabii e, bir böyle kesinti dönemi oldu. Hatırladığım kadarıyla bir yurt dışı e, dönemi var. Ama onun dışında dün mesela tekrar bir böyle web sayfasına bakıp e, çalıştım diyelim. E, i̇kili bir yapı görüyorum. E, bir yandan böyle müthiş bir kurumsal mimarlık imajı var. İşte isimden başlayarak. Global Architectural Development. Ondan sonra her şey İngilizce ve uluslararası. İşte bir gazete var çıkan, bir vakıf var arkada. Ee, müthiş uluslararası ilişkiler var. Hakikaten bir yurtdışı yaşamı var. İşte kartvizite bakınca böyle New York'ta ofis, e, İstanbul'da birden fazla ofis, işte Bodrum'da ofis falan böyle bir büyük e, organizasyon var. Ama ee, şeye baktığım zaman e, yani üretime ve onun yansımalarına baktığım zaman daha böyle sanki bir e, butik büro geleneğiyle gidiyor gibi görünüyor. Dolayısıyla bu ikili yapıyı e, bir araya getirmekte en azından ben zorlanıyorum. Bu aslında sadece seninle ilgili bir konu da değil. Belki detaylarına e, girerek gideceğiz ama e, yani bu bir, bu GAD olarak tanıtılan kurumsal yapıyla Gökhan Avcıoğlu'nun ilişkisi nedir? Birebir bunlar örtüşüyorlar mı? Belki oradan başlamak istiyorum. Ve sen nerede duruyorsun bunun içinde? Bu her zaman konuşmak istediğim bir konudur. Çünkü bir evet bir Gökhan Avcıoğlu var ama bir de onunla beraber hareket eden bir arkadaş, meslek erbabı ve bir iş çevresi var. Ben çok eski zamanlardan, yani çocukluktan itibaren bu işin içinde olduğum için öyle kabul ediyorum. Ee, araştırma ve geliştirme kısmının da çok önemli olduğunu düşündüğüm mesleklerden bir tanesi bu. Benim 25 yıldır e, kendi kendime sordum ama cevaplarını yeni bulduğum sorular da var. Yepyeni sorular da var. Ve bizim ofis yapımız 5 e, kere yeniden oluştu. Şu anda en iyi oturduğu dönem olduğunu söyleyebilirim ee, ve bizim içimizde 70 yaşından 17 yaşına kadar değişik bir yaş çevresi var ve özellikle 20. yüzyıl esasen bu meslekte çok ciddi kesintilerin olduğu bir yüzyıldı. 21. yüzyılda şimdi bunun daha önceki dönemlere ilişkin ve önümüzdeki dönemlere ilişkin bir sentezini oluşturmaya çalışıyoruz. bir Gökhan Avcıoğlu'nun tek başına bulguları, düşünceleri, yaklaşımları var ama. Bunu diğerleriyle paylaşmak, bir süzgeçten geçirmek, onların da düşünceleri ve yaratımları içerisinde bir hale yola sokmak gibi bir niyetim var. Bu da şundan kaynaklanıyor. Ben büyük aile seviyorum. Bir arada değişik yaşta insanların bir arada olduğu, yani biraz Akdenizli ruhu. O yüzden de bu e, e, üretim kısmı da esasında bizde beraber yemek yediğimiz, beraber hareket ettiğimiz, zaman zaman gruplar arasında tartışmaların Hatta e, ufak tefek e, dargınlıkların hafif üzerinden geçtiği sonra daha da sağlamlaştırdığı bir yapıya sahip. Her gün hemen hemen bu ve buna benzer ofis içi ofis dışı meseleler oluyor. Ben biraz işlerin içerisinde yola koyucu düzen kurucu e, ve e, biraz daha araştırmacı ve belli bir noktaya e, doğru hareket ettirici bir rol e, izliyorum. Aslında benim tek başıma ürettiğim veya düşündüklerimle paylaşmak istediklerim arasında her zaman böyle güzel bir ilişki var. Biraz bizimki, yani CİD biraz medrese sonrası tekkeye benziyor aslında. Zaman zaman eğitim kurumlarından davetler alıyoruz. İşte stüdyo dersleri, dışarıdan eğitimler, seminerler, konferanslar oluyor ama... ...asıl bizim bütün bunları eğitim e, e, eğitim sonrası öğüttüğümüz yer e, bizim ofisimiz oluyor. Ama mesela şey var mı? E, GAD ile temsiyet ilişkisinde olup senin dışında ortamda öne çıkan bir isim var mı mesela özdeş görebileceğimiz? Yani genelde böyle bir çoğu konuşuyorsun ama yani evet. böyle bir Gökhan Avcıoğlu ismi var bir de böyle GAD var ama yani başka insanlar onunla böyle özdeş olarak ya o aile içinden çıkmıyor. Bilmiyorum belki o söylediğin sürekli sürekliliği olan bir aile de değil. Yani fertleri de sürekli değişen bir aile. Evet yani bir tekke gibi. fakat önümüzdeki zamanlarda daha fazla göreceğiz. Bu benim de benim de istediğim bir şey. ama tabii yaşla ve biraz da tecrübeyle ilgili bir meslek bu. Hemen sonuçlarını alabildiğiniz bir zaman aralığını içermiyor. Bazı meslekler vardır 30 yaşında biter. Mimarlık 30'da bile başlamıyor. O yüzden biraz zaman istiyor diğer insanları da bu ortamın içerisinde daha konuşkan, daha üretken olarak görmek adına. Hatta biz şu anda yani bir ortaklı düzene de geçtik. Sonuçlarını daha ileride göreceğiz. Benim de tam özet bir dönemim dediğim gibi yani 5 beş, beş kere çevirdik bu sistemi. Şimdi özet bir noktaya geldik. Ama genelde yani c üretimleriyle Gökhan Avcıoğlu üretimleri diyelim. Ben de kendi dışımda konuşuyormuş gibi oluyor. Sen öyle açtın. Ee, Ama sunuluşu öyle. Yani baktığın zaman hakikaten böyle bir e, geçen söyleşide böyle Süha Üskan'ın altını çizerek vurguladığı corporate architecture e, şeyiyle formatıyla uygun bir ...şey var, e, imaj var ortada ama öte yandan üretilenler ve o üretim süreciyle ilgili baktığın zaman da öyle değil. Yani e, bugün hani Türkiye'de corporate e, büro gibi ortaya çıkan, çok kalabalık kişilerin çalıştığı ofislerden belli farklılıkları var. Tabii yani özellikle buna, bu biz corporate değiliz. Anlamda, evet, Biz değiliz, biz daha çok bir foundation gibi çalışıyoruz esasında. Yani vakıf lafı o yüzden doğrudur. Ee, onun için ona tekke lafını ekledim. Corporate değiliz biz. Corporate da e, bazen kimin ne yaptığı belli olmayan yani iş alıp işin üzerinden hareket edilen bir sistem var. Bizimki daha çok yani bunu mesela moda firmalarında görebilirsiniz, ee, sinema sektöründe görebilirsiniz, biraz ona benziyor. Evet bir kişi var ama onun arkasında da kalabalık bir grup var. Bu üretime katkı yapan. Yani mimarlıkta tabii bizim eğitim sistemimizde ve anladığımız kadarıyla tabii Özellikle Türkiye'deki örneklerde hep küçük bütik ofisler söz konusuydu. Şimdi son zamanlarda bir büyüme söz konusu oldu. Türkiye dışarıya proje yapmaya başladı. veya Peki ona bilinçli olarak mesafeli mi duruyorsun? Tabii ben o bir seçim mi yoksa biz kesinlikle... hani işte ne bileyim birdenbire böyle bir o büyüklüğü ancak kaldırabilecek Büyüklüğü bir proje b... gelse Hı. birdenbire ofis büyür mü? Çünkü yani Türkiye'de öyle de bir şey var. Ofisler birdenbire büyüyor, küçülüyor, büyüyor, küçülüyor falan. Aslında dediğim gibi işte sinema sektörü gibi yani mimarlığın yapısına uygun mu? Büyüyüp küçülebilir. Yani bu illa böyle e, 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 ekiplerle sürekli olarak yapılacak bir iş değil. Bazen çok büyüyebilir, bazen küçülebilir. Bazen işin e, başında olan kişinin diyelim yani bütün bu olayı kuran kişinin Zaman zaman ben yaptım bunu, arınması da gerekir. Yani ben onun için beş kere çevirdim diyorum. Yani bu bir anda size bir ilgi oluşuyor, sizde bir iyi bir potansiyele geliyorsunuz ya da iyi bir kendinizi iyi hissediyorsunuz ve birçok proje yapmaya başlıyorsunuz. Ama bak o büyüme küçülme sadece bence bir yani işle büro arasındaki ilişkinin sonucu değil. Yani büyük iş gelince büyür büro gibi değil de bir aynı zamanda bir ideolojik yanı da var. İşte hep hani örneğini veriyorum Alvor Siza. Yani hiçbir zaman böyle bir büyük şeye, büroya soyunmamıştır. Projelerini de o ölçekte tutmuştur. Çünkü şöyle düşünür diye düşünüyorum. Belki onunla da bu seri içinde fırsatımız olursa konuşacağız e, yani bu, bu, bu ölçek dışındaki bir, bir, ölçeği tutturmazsan, o ölçeğin üstüne çıkarsan hakikaten mimarlık yapma biçimin senin kontrolünde olmaksızın etkileniyor. Onun içinde bir ideolojik yanı var. Anlamaya çalıştım yani öyle bir ideolojik tutum yok burada anladığım kadarıyla. Yani büyük bir iş gelirse büro büyür gibi mi? Yani büyük büyük bir iş meselesi şöyle bir şey. Şimdi Alvaro size örneği tam oturmuyor benim de çok da ilgilendiğim mimar mimarlık e, serüveninde hani hoş buldum keyifli buldum e, daha yani sinemayla örnek verirsek farklı bir kulvarda e, kişi sineması üstüne kurulu bir bir tarafı var Şimdi benim örneği ve başka şeyler söyleyebiliriz mesela şöyle şimdi bizim şu anda ilgilendiğimiz konulardan bir tanesi mesela şehircilik. özellikle boş bir alan kirli ve tozlu bir alan mimarların terk ettiği bir alan Böyle mimarların çok daha önce Rönesans'tan beri uğraştığı ve kendi iş alanında olan konular var. Bu konuların özellikle şehircilikle ilgili bölümü yani master planning, urban planning ne denirse bunun önümüzdeki zamanlarda çok daha fazla mimarlar için gündeme geleceğini düşünüyorum. Çünkü şehircilerin bilgi dağarcığı ve yaklaşımları geleceğin mimarlığının ötesinde şehirciliğe yetmeyecek. Dolayısıyla... Şu anda biz özellikle Türkiye'de ve başka ülkelerde de bununla karşılaşıyoruz. Bize hazırlanmış olan şehir planları bizim yapmak istediklerimizin çok gerisinde kalıyor. O yüzden de sadece mimar mimarlardan oluşan bir ofis değil de farklı disiplinlerden oluşan bir ofis olma meselesini konuşuyoruz. Yani klasik bütün mimarların e, eskiden çizim masalarında şimdi bilgisayar önünde olduğu bir sistemden konuşmuyorum. Mesela artık arada... Özellikle müteahhit gibi geçmiş dönemde artık eski işlevini yitirmiş iş disiplinleri var. Bunun yerine doğrudan biz üretim fabrikalarıyla bağlantı kurabileceğimiz, kendi ofisimizden bağlantı kurabileceğimiz, daha başka ara elemanlarla halledebileceğimiz bir noktaya geliyoruz. Dolayısıyla büyüme Sadece böyle mimar sayısıyla ölçülebilecek bir noktada değil. Bir başka konu daha söyleyeyim. Bir de işbirliklerine çok açıksa anladığım kadarıyla. Evet. Bir, bir konu daha söyleyeyim. O da şu. E, hala bazı ülkelerde bunun kalıntıları var. Ama 19. yüzyıla kadar mimarlar inşaatı da yöneten kişilerdi. Bu şimdi başka disiplin yani project management denilen sistemle yapılıyor. Bunun da şu anda yeterli olmadığını görüyoruz. Yani önümüzdeki dönemlerde yani 20. 21. yüzyılda şu anda Henüz 19. yani 1900'lerin ilk 10 yılı gibi. Ee, her dönemde olduğu gibi yani o yüzyılın başındaki o sistemlerde değişik disiplinlerde ciddi artışlar oluyor, farklılıklar oluyor. Sonra o bir kanala giriyor, sonra bozuluyor, başka bir şey geçiyor. Şimdi daha 10-12 yıl oldu. Özellikle dijital teknolojideki gelişmeler e mimarlığı da çok ciddi anlamda sizde olduğu gibi etkiliyor. Şu bazen hiç kimseye ihtiyacınız yok bazı üretimlerde eskiye nazaran. Eskiden 10 kişiyle 20 kişiyle yapılan üretimlere ihtiyacınız yok. Ama bazen de çok kalabalık gruplara ihtiyacınız var. Belki ofisinizde değil ama üretim sahasında. Mesela inşaatların üretilme sistemlerinde de çok ciddi teknik ve e, insani hatalar oluyor. İnsanlar hayatını kaybediyor. Daha çok robotları göreceğiz o sahada. Dolayısıyla mimar, mimarın eskisi gibi ...kendi dünyasında kurduğu düzen ne olursa olsun... ...onun için G7 güzel bir örnektir. Diğer gruplarla e, kendi varlığını hem koruyup... ...hem de e, diğer gruplarla, diğer disiplinlerle ilişkisini... ...onlar daha sahneye çıkmadan kurgulamalı. Aslında yani tabii o web sayfasından hakikaten sezilen bir şey... ...böyle hem uluslararası hem uluslararası, bir sürü şey var. Hatta şey benim çok ilgimi çekti mesela... ...böyle bir birlikte çalışılanlar gibi bir liste var... Onların arasında Vedat Tek var mesela. Doğru. Ee, şimdi önce insan şaşırıyor tabii yani hani sen doğmadan önce vefat etmiş bir mimarla nasıl beraber çalışılır diye sonra hani izleri sürünce başka belki şeyler çıkıyor yani o o bir yandan böyle bir açıklık anladığım kadarıyla yani bir böyle herkesle her şeyi yapabilirim şeyinin de bir göstergesi en başa koyması. Evet yani şöyle bir şey var. Bu tür hani bu izimler özellikle mesela işte stiller izim dediğimiz modernizm mesela modernist düşünce aslında 4-5 tane mimar tarafından kurulmuş bir sistem. Neden öyle bir şey? Onların seçimleri, onların üzerinden, onların o günkü üretim sistemlerine göre buldukları şeyler aslında. Ve bunların içerisinde kolay olanlar daha çok ıı, moda oluyor. Ee, mesela mimarların her zaman üç tane nightmare'i vardır. İşte bir tanesi e, e, Barcelona pavlyondur, e, bir tanesi e, Safranbolu'dur, bir tanesi de Mimar Sinan işleridir. Halbuki kendi ürettiklerinin hiç bunlarla alakası yoktur. Yüksek bir yapı da yapsa Barcelona pavlyonunun hayat her zaman kafasının içinde onunla değil eder, onunla kendini kıyaslar devamlı olarak aslında farklı bir şey üretir. Bunlar hep aslında hem eğitim sisteminin hem de mimarlık medyasının diyelim. Mimarlık alışkanlıkların, özellikle okulların mimarlara yerleştirdiği bir de bir takım itefiksler aslında. Bunların Şimdi dışına açınca, çıkmak lazım. Tabii konuyu yani ben aslında daha sonralarda oralara gelecektim ama e, yani bu izimler modernizm e, kendini modernist olarak e, görmüyorsun anladığım kadarıyla. Çünkü bir, bir kısa film Onun var Geneve'de. Stil, stil bayağı mu? böyle bir hani Ciddi bir modernizme eleştiri var filmdeki şeyinde, söyleminde. Bir de bunu tamamlar biçimde işte bir konteksti, geleneği e, yüceltme şeyi var. Evet. Ama mesela ben yaptıklarına bakıyorum hakikaten o kadar güncelle, iç içe ve örtüşen bir şey ki. Yani katı bir modern... ...nizmi böyle donmuş bir stil olarak değil de günceli yakalamak gibi düşünecek olursak aslında çok böyle güncelle yaşayan bir dersin ama öte yandan böyle bir e, şeye öyküme var. Tabii şöyle şimdi biz bizde bir araştırma geliştirme bölümü var. Bir tanesi geriye doğru bir araştırma yapıyor. Hatta arkeolojik sayılabilir. Bir tanesi de ileri dönük bir araştırma yapıyor. Fakat mimarlık tabii ki geçmişle hayal eder belki. Hayal ettiğin her dakika geçmişi üretiyorsun ve gelecekle ilgili düşünceler bir idealidir ama bugün için inşa ediyorsun. Dolayısıyla bugün doğal olarak yani bütün biz tek başımıza inşa etmiyoruz. İnşa kısmına geçtiğimiz zaman bir üretim mekanizması var, malzeme deposu var ve de insanların alışkanlığı var bizim işlerimizi yaparken eğer işin içinde üretim kısmında olmazsak üretimde sıkıntılar yaşıyoruz. Siz de fark ediyorsunuzdur zaten. Bunun çok soruluyor bize. Bunun bir kere imar yönetmeliği açısından bunların izinlerini nasıl aldığımız artı bunları nasıl ürettiğimiz konusunda sürekli soru arıyoruz. Aslında bu da bizim birazcık ne diyelim? Hani vardır ya böyle çok meslek sırrı demeyelim ama hani bizim kendi içimizde özellikle konuştuğumuz iki konu burada e, önemli olan şu sınırları zorlamak gibi mi yani mecbursunuz ama bir de şöyle de bir durum var. yani o sınırları zorlamaktan ziyade o sınırları yeniden yapmak da önemli yani ben biraz önce şehircilikle ilgili söyledim e, bizim şu andaki durumumuzda bizim yaptığımız mimarlık üretimi bize yetmiyor. Çünkü bir yerden sonra bizden önce karar verilmiş ve yanlış kararlarla oluşturulmuş bir sistem var. Yani şehirlere bakınca bu çok kolay anlaşılır. Ya aslında çok enteresan bir şey var. Ben hep şöyle tabii görüyorum, mimarlar bir talep üzerine çalışır. Ee, yani işte belediye bir bir bölgenin talebi planının yapmasını ister. Bir yarışma vardır ortada, bir işveren vardır falan. Benim anladığım yanlış anlıyorsam düzelt. Sizdeki bazı projelerde ortada böyle bir talep de yok. Doğru. Ee, yani oturup kendi kendinize bir proje geliştirebiliyorsunuz. Çünkü şehircilik benim ofisimin içinde bir ana eksen olsun demek için arka planda böyle bir talep olması lazım. Halbuki Türkiye'nin bugünkü durumuna bakıyoruz. Neredeyse hani geçen gün kızdılar bana böyle bir patlamış mısır teorisinden bahsettim diye yani her yerden her şey anında çıkıyor ve o kadar çok mevzi imar planlarıyla iş gidiyor ki artık plan böyle bir arkadan koşturarak gelen mevcut durumu yakalayan bir şey haline geldi. Şimdi dönüp burada tekrar planı önemsemek ve öne koymaya çalışmak hele ki bir talep de yoksa ortada önemli bir şey. Yani işte bu çok güzel bir nokta. Ya bizden önceki kuşak yani 20. yüzyılın mimarları Orada e, güç 20. yüzyılda endüstrinin gelişmesi sonrası oluşan talepti. Mimar ona yetişmeye çalışıyordu. Fakat bugün geldiğimiz noktada üretim fazlamız var bir taraftan. Nüfus fazlamız var. Dünyanın kirliliği var. Evrenin ne olacağı gibi farklı sorular var. Şimdi böyle noktalara geldiğimiz zaman mimarın da bu noktada bir şey söylemesi gerekiyor. Bazen şöyle bir noktaya geliyoruz. Mesela diyelim ki e, Türkiye'deki birçok şehir... E, 8500 yıl önceye dayananları var kuruluş noktasında bunların çoğu farklı amaçlarla kurulmuş özellikle savunma amaçlı özellikle tarım arazilerini biraz daha yer bırakıp şehir da bir dağın ya da bir tepe'nin eteklerine yerleştirmek gibi şimdi bu günümüzdeki kullandığımız ulaşım araçlarıyla üretim araçlarıyla zorluyor sistemi. Dolayısıyla şehri orada bırakıp belki başka bir yere yeni bir şehir kurmak söz konusu oluyor. Mesela Van depreminden sonra gördük ki Van'ın bir daha orada olması için gerekli bir sebep yok. Başka bir yerde de çünkü Van'ı orada olmasını sağlayacak sonradan oluşmuş bir şehir. O tekrar orada bir daha kurulmasının bir anlamı yok. Şimdi bu yeni dinamikler şunu gösteriyor ki şehirler de yeniden kurulabilir. Yani çünkü bugün artık şöyle bir noktaya geçtik. Geçen yüzyıl altyapı çok önemliydi. Bu yüzyıl altyapıyı kuramayan, bu müreffeh medeniyete yetişemeyen şehirler oluştu. Dolay ve bugün şu anda yeni sistemlerle elinizdeki iPad'de dahil altyapıya çok ihtiyacımız yok. Kendi kendine yeten binalar ve çevreler oluşturduğumuz zaman dolayısıyla altyapısız yeni şehirler söz konusu olabilir. Eskiden de böyleydi. Bu kadar altyapı merakı ve bu kadar altyapı ilişkisi yoktu. Her şeyi alttan bağlamak gibi bir dert de yoktu. Zaten İstanbul gibi bazı şehirlerde bunu zaten yapamadılar. Dolayısıyla bugün bütün şehirler eşit bir noktada. Yani bu noktada e, mimarın oyunun ondan önce kurallarının ondan önce kurulmuş olan sisteminin dışına çıkması lazım. Biz bunun üzerinde daha çok kafa yoruyoruz ve e, baştan önceden hazırlık yaptığımız konular da sonra bize konu olarak geliyor veya Şöyle düşünüyoruz. Bir tür bir pazarlama stratejisi deneyebilir mi? Hani şey yapmak için şeyini düşürmek için söyleyebilir Tabii pazarlama bir şey ama yani bir, bir, bir hani bu hazırlanı yapıyorum sonra da insanlar telepatik çağırma gibi. da diyebilirsiniz. <laughs> pazarlama da diyebilirsiniz. <laughs> ama sonuçta şöyle bir şey var. Yani birçok 19. yüzyılda da 20. yüzyılın başlarında da birçok fikir üretici ya da yaratıcı önce bir fikri oluşturduktan sonra onun bir iş haline dönüşmesi, insanların o proje ya da o düşünce üstünde çalışmaları ve üretmeleri söz konusuydu. Şimdi Türkiye böyle bir dönemi geçirmediği için buna tabi bu tür bir üretim sistemine yabancı. Hep defansif ve hatta mimarlarda da oluşan bir defansif yapı var. Neredeyse bizim mimarlardası inşa etmeyi bir günah gibi gören hale geldi. Yani bu, bu travma ee, tabii ki bu acaba hayır değil aslında farklı bir düşünce değil. Bu zaten böyleydi. Zaten mimarlar inşa. Mimar kelimesi imar etmekten gelir. Yani inşa etmekten gelir. Mimar zaten masasında oturan bir adam değil ki. Aslında inşaatta üreten adam. Ya peki bu böyle bir yaklaşımın e, alıcısı var mı pazarda? Tabii ki. Ee, yani tabii şöyle mimarların kendilerine kurdukları bu fil dişi kule zaten dışarıdan bilinmiyor. Zaten garipseniyor. Zaten niye öyle olduğunu anlamıyorlar. Yani neden mimarların hazırladıkları sözleşmeleri de anlamıyorlar. Mimar odasının tutumunu da anlamıyorlar. Çünkü oynamayan, defansif olarak davranan her şeye karşı olduğunu ifade eden bir, e, e, bir çarşı gibi de, hani çarşı her şeye karşı gibi de bir esprisi de olan espriyle bunu anlatan bir grup da değil. Kuru, sıkıntılı, dertli, daha çok genç yaşta bazen ben konferanslarda görüyorum genç insanların sorduğu sorular yani yaşlı insanların duyduğu kaygıları içeriyor. Niye böyle oluyor? Çünkü bu <laughs> ama şimdi tabii böyle her şey güllük gülistanlık gidiyor da o da birdenbire böyle her şeye karşı çıkmıyor. Yani demin söylediğim. Ya yani başkaları bu, için bayağı, her her yerinden... görüş biçimi. Mesela Hindi Hind, Hind Hind Hindistan'da bütün olumsuzluklara rağmen her şey güllük gülistan gidiyor. Kimsenin her şeyin bir tanrısı var ve onun inanışa göre o tanrıların küçük temsilleriyle her şeyi bertaraf edebilirsin. Bu bir anlayış meselesi. Bu topraklarda tabii ki çok şey oldu. Ama mimarlı sadece bu mimarlıkla açıklanabilecek bir şey değil. Mimarların halletmesi gereken bir mesele değil. Şehir herkesin meselesi. Ama bu tam şeye gidiyor. Yani bu e, sanayi devrimi sonrası modernleşmeyle birlikte gelen bir böyle yapmak iyidir. İnşa etmek iyidir, işte değiştirmek iyidir, gelişme iyidir. Hep lineer bir progres vardır. Ne kadar büyüğünü yaparsak o kadar yok, şey falan. Hiç yok onunla ilgisi yok. Biz bunun ama çok büyük sıkıntılarını Hayır. gördük ve yaşadık. Şimdi Hayır, yani öyle bir sürü değil. insan da ya İstanbul elden gidiyor diye mesela çığlıklar atıyor. Bunlara da haksızlık payı var diyemeyiz. Şimdi iki... Gelen projenin ölçekleri, büyüklükleri, doku üzerindeki tahrifatı, e, ...kent belleğindeki e, şeyi bu, bunlara karşı da e, birileri ses çıkarıyor. Şimdi şöyle bir şey de oluştu kamuoyunda bu çok önemli. Yani mimar aslında ne kadar çok ve büyük inşa ederse o kadar ün ve para kazanıyor. Dolayısıyla mimarın e, bir yerde e, derdi değil büyük ölçekten bakıp e, şey yapmak gibi e, ama bu örgütlü, sivil toplum örgütü de buna sahip çıkmaya çalışıyor. Doğrudur. Hani bazı şeylerde belki fazla muhafazakar bir şey veriyor olabilir ama sonuçta ortaya çıkan direnme noktalarının çoğu diyelim ki kamu e, kamuoyunda da yer bulan şeyler. Bir de bunların tabii yapılıp yapılmamasının ötesinde nasıl yapıldığı da tartışılıyor. Örneğin işte e, Taksim İstanbul'dayız diye örnek veriyorum. Geçen sefer de söyledim. Yani her belediye başkanının cebinde getirdiği bir proje vardı. Bunlardan bir tanesi bir böyle şey anında uygulamaya geçti. İktidarın kendi güçlü bulduğu bir anda uygulamaya geçti. Ama konuşulmadı, paylaşılmadı, yapılmadı. Yani bir ortaya çıkacak şeyden de kimse emin değil işte oradaki mesela kışla yapılıyor mu yapılmıyor mu düne kadar belirsizdi. Ama proje bir yandan yürüyor, kazılıyor, bir şeyler oluyor falan. Ee, yani şimdi burada o da e, veya başka sivil toplum şimdi burada soruyu, ses çıkarmasın burada mı? Burada soruyu hayır şöyle çıkarmasın mı değil. Şu, soruyu şöyle sormak lazım. O ta, taş kış, ta, kışla niye yıkıldı sorusunu sormaya başladığımız zaman başka bir şey düşünmüyor Niye işte. yıkıldı? İşte soru, güzel soru bu. Demek ki bu 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 alışkanlıkların gerisine gitmek lazım. Nereden başladı bu? Neden yıkarak inşa etme gibi bir anlayışı var bu ülkenin? Uzun bir zamandan beri oluşturulmuş bir kültürü varken bu Cumhuriyet döneminin masaya yatırılmasıyla ilgili bir şey. geri çağrılma gerekçe ve nedeni Neden yıkıldı? ideolojik olarak bu zihniyete karşı olarak durmanın yıkıldı. bir sonucu değil. Bu çok önemli. Yani birisi kalkıp desek ya bu ülkede her şey yıkılıyor. Bu da kötü bir alışkanlık, kötü bir kültür. Biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz ve yeni bir ama o zaman bir bütüncül olarak bütün alanlarda bunun uzantısını görmek istiyor insan. Yani bir yandan işte öyle bir şey yeniden yapayım derken öte taraftan işte 1-2 kilometre ötesinde bunun altı misli bir şeyi yıkıp yok ettiğin zaman bu böyle bir e, bütüncül ideolojik bir tercih olmamaya başlıyor. Rahatsız edici olan o. Şimdi mimari ve şehircilik kesinlikle politik ve ideolojik bir konudur. Evet. Bunun, bunun, dışında bir şey olamaz zaten. Yani bu, bu ölçeklere vardığı zaman konu. Fakat burada önemli olan şu. Öncelikle buradaki itiraz şu oluyor. Gene mimar elinden üretilmiş olan binaları eski lezzetlerinde bulmadığımız için bu kaygıyı duyuyoruz. Peki o eski lezzetler neydi? Onlar üzerine gitmek üzerinden konuşuyorum ben. Yoksa bu tartışmalar çokça yapılacak şu anda. Bundan sonra da yapılacak. Bu tartışmaların e, boyutları e, gittikçe daha da artacak. Fakat biz bu taraftan şunu düşünmeliyiz bence. Yeterince mimarlık eğitimi hakkında ne düşünüyoruz? Mimarlık geleceği, mimarlık eğitimi ne olmalı? Bunun sonuçlarını şu anda görmeyiz. Bütün mesele şu. Türkiye'de çok sayıda mimarlık eğitimi veren kurum var ve hiçbiri de bir özel yetenek gerektirdiğine inanıyoruzdur herhalde bu mesleğin. Ayrı bir arka planı olmasını inanıyoruzdur ama başka tür bir seçme sınavıyla söz konusu oluyor bu okullara girmek. Ben buna itiraz ediyorum birincisi olarak. Bu farklı bir iş. Ev ödevi hiç bitmeyen işlerden bir tanesi. Kişi bu konuda ehil olmalı. Ehil noktalardan eğitilmeli ve geliştirilmeli. Şimdi mimarlığın bu tür meseleleri varken öteki meseleler bunlardan kaynaklı. Bu da o kurumlarda da gene mimar, inanın ki bunlara imza atanların çoğu da mimar. Başta belediye başkanı olmak üzere. Ama şöyle bir çelişki yok mu? Yani eğer bu bir ideolojik konuysa, yani birçok şeyle ilişkili olarak e, sorunların tanımlandığı çözüm bulduğu bir şey ise burada hani mimarları adres göstermek ve sanki mimarlığın kendi iç dinamikleriyle bir şeyler hallolacakmış gibi düşünmek böyle biraz naif ve iyimser bir bakış değil mi? Çünkü sonuçta e, mimar sürecin büyük bir e, bölümünde e, son derece edilgen e, kendine verilen alanda Hatta giderek de böyle bizim Ama konuştuğumuz, tartıştığımız neredeyse böyle bir. Burada şöyle bir, şöyle bir şey var. yapıcı rolüne Şimdi çekilerek onun, bir şey yapıyor. Yani emsali belirleyen kişi değil kentin neresi. İşte benim de söylemek olu, istediğim olu, bu. Kişi, Şimdi de, benim ben bunları bunları mimari bir konu olarak gördüğümde bana naif diyorsun. Halbuki mimarın meseleleri imar etmeyle ilgili. Adı oradan geliyor. Ama bir yandan böyle diyoruz. Bir yandan da o zaman sivil toplum örgütlerinin işte ne bileyim sokağa çıkıp e, bunlarla ilgili Ben bilmiyorum kim diyor onu da. Benim bu konunun dışına çıktı konu. Hayır odanın bir şeyi var. Ben odayla de. ilgili şunu söyledim. Benim oda odayla ilgili kritiğim şu oldu. Şunu söyledim. Ee, orada bir e, yapılanma var ve o yapılanmanın mimarlığın meselelerini sadece bu düzlemde gördüğünden dolayı itiraz ettim. Mesleğin pratik, pratiğiyle ilgili problemler var. Eğitimiyle ilgili problemler var. Bunlarla ilgili bazı şu anda bence şu anda olan biteni bırakıp geriye doğru bakıp bir öz eleştiri yapmak lazım. Kabul ediyor muyuz? Yani biz bizim okullarımızdan iyi mimar yetiştirdiğimizi düşünüyor muyuz? Orada seçme, seçme ve yerleştirme sınavıyla girenlerle yeterince eğitim aldıkları ve bu işe yatkın oldukları. Yani üç tane ee, üstünde ve altında e, de farklı meslekleri seçip içinden de bir tek mimarlığı seçerek gider arkadaşlarımızın başarılı olacağını inanıyor muyuz? Peki bunu şöyle o zaman açalım yani ben özel bir eğitim gerektiriyor bu iş şö için. Şö şöyle bir soru sorayım mesela tabii iyi mimar kimdir? Başarılı mimar kimdir diye bir, bir demek gibi bir rol model var falan ee, yani bu öğrencilerin e, ne kadar mesela Türkiye'de iyi mimar kim sence? Birkaç tane isim verebilir misin? Ya yani şu sıralarda Tehlikeli sulara gelmiyor. Hayır hayır şu sıralarda <laughs> verem ama mesela e, Ya şu sıralarda var, Türkiye'de iyi mimar yok mu mesela? E beni etkileyen yok. Yok. Yani bir kere etkileyici olmalı mı diyorsun? Tabii ki. Bir şekilde. Tabii ki. Yani kritik kritik ederken e, bu doğru yanlış e, e, böyle keskin hatlarla belirlenmiş tanımlamaları bırakmak lazım. Etkileyici olması birkaç sebepten gündeme gelir. Birincisi ee, ürettiği e, parmak bastığı yaklaştığı noktalarda mesleğin repertuarını genişleten unsurları ortaya çıkarması. İkincisi e, bir e, kalite ortaya çıkarması. Bu yani sadece bina üretme değil, bina üretmekten önceki ön çalışmalarla da görünebilen bir şeydir. Aldorosi'nin bir sözü var, işte o güzel bir sözdü. Birincisi e, tasarlamak, ikincisi inşa etmek, üçüncüsü öğretmek. Yani mimarın ilgi ol, ilgi duyacağı üç konu. Bu, bu üçünün bir arada olması gerekiyor. Kesinlikle yani o, on da, on bunları da işte bunları sağladığı zaman hem bir meslek mesleki bir tatmin ortaya çıkıyor, hem de bu işlere de yansıyor. Bu etkileyici olan kısmı çok bu. Çok sevilen insan var bunu yapan. Özellikle mesela İstanbul o konuda çok şey görüyorum. İşte özel üniversiteler... E, yani Çok ben, iç gidiyor. Ben biraz da mimarlık sadece mimar değil de yani birazcık mühendislik tarafı da olan mimarlardan etkileniyorum. Mesela yani, uluslararası ortamda kim var? etkilendiğin? Mesela e, yani şu gün hayatta olmayan Eladio Dieste, Felix Candela gibi isimler, Cecil Beauxmont gibi isimler, Mitsuru Sasaki gibi isimler beni etkiliyor çünkü mimarların e, koptuğu konulardan bir tanesi de bu işin bu tarafı yani. Hiçbir zaman bir mühendis olmadan inşa edemeyecek bir durumda. Bu acıklı bir durum. havayı nasıl buluyorsun? Aynı şekilde o da onu da etkili buluyorum. Çok bütün yönleriyle onun daha mühendislik tarafında bir hareket tarzı var. Ama yapıları bazıları tarafından fonksiyonel bulmuyor ama beni çok ilgilendirmiyor o tarafı. Onu da etkileyici bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Peki ben şöyle bir şeye gelmek istiyorum. Belki buna da tekrar döneceğiz. ...biraz laf lafa açıyor gibi hakikaten oldu ama beş kere büro değişti dedin. Ben üç tanesini hani izleyebildim ya da daha radikal kırılmalar olarak biliyorum. Bir tanesi hani hemen mezuniyet sonrası geçen günde sohbette konuştuğumuz gibi... ...Cengiz Bektaş'la bir çalışma dönemi var. O bence önemli hani hem Cengiz Bey'in kişiliği nedeniyle çok etkileyici bir şeydir. Bir yerde onun atölyesi okul gibi görülür falan. Ondan sonra oradan ayrılıp e, Nevzat Sayın'la beraber işte bir dönem var. Sonra da bir şey var. Kendi içinde gene kırılmaları olan işte New York, Türkiye vesaire gibi bir, bir başka dönem var. E, bunlara bakınca mesela e, Cengiz Bey'in e, etkisini her zaman öne çıkararak söylüyorsun. Ama e, şeye bakıyorum ben mesela işlere bakıyorum müthiş bir ayrılma ve kopma var ama söylemde o biraz daha sürüyor gibi. İşte bu konteks, bağlam, gelenek vesaire gibi. Ya yani nasıl görüyorsun? İki şey soruyorum aslında. Hem geriye dönüp baktığında Cengiz Bey'in yaptıklarını nasıl görüyorsun mesela o hani o, o okulun yaptıklarını diyeyim. E, hem de şu an kendi yaptıklarını ona referansla nasıl görüyoruz? E, e, konteks konusuna gireyim biraz isterseniz. Şimdi mimari e endüstriyel üretimlerin dışında onun içerisinde olduğu durumlar olsa da veya o tür ürünleri kullanarak bina inşa etse de bugün günümüzde Sonuçta bir yere bağlı bir yerle ilişki Kur'an kendisinden veya kendisinden sonra bir durum belirleyen pozisyona sahip Şimdi böyle bir böyle bir nedenle mimarlık bir kereye mahsus üretilen bir ürün. Hatta zaman zaman böyle ikiz, 300, 500, 500 evlere falan varan isimlerle inşa edilmesine rağmen aslında bir sonra hemen ondan bir süre sonra üretilenin en azından yani işte insanlar arasında ikizler arasındaki ilişki gibi bir karakter farklılığı, ufak tefek durum farklılığı gibi e, bugün için aradığımız ama işte modern dönemin ilk dönemlerinde bu özellik ve bu durum fark edilmeyen bir e, 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 çelişki yakaladık. O da şu e, bana göre yani yan yana iki bina inşa ediyorsanız da ikisinin kurgusu arasında bile fark olabilir aynı dönemde inşa ediyorsanız. Fakat Günümüzün mimarlık üretimi de esasında bu kadar e, özgür kalamadı. O farkın arka planı nedir? Yani mimarın bireysel dışa vurumu mudur? Yerin, yani dışa yer vurumu. eğer aynıysa, işte çok yakınsa birbirine O aynı, aynı olamaz yani mutlaka yanında farklı bir şey vardır. Hı -hı. O nedir yani onu bulmak. Yani bağlam, manzara. Mutlaka de, 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 yani bu demiştirir. bu kadar ince bir konu. Biraz ekstrem bir şey söyledik ama. Bu şehrin içinde eski bir mahallede, yeni bir yerde çok başka olabilir. Şimdi bir de ...konsepti oluşan... ...yani konsept üzerinden giden durumlar... ...mesela Dubai'de inşa etmekle... ...Las Vegas'ta inşa etmek... ...konteks konusunda... Hani ...bir şey bul, bulmanızın çok zor olduğu... ...hatta bulamadığınız... ...sadece hani e, coğrafi verilerden... onlar da bir konteks olarak ele alabiliriz... ...yola çıkacağımız bir durum yaratır. Şimdi... ...konteksi düşünmeden... Kon ...sadece bazı konseptler üzerinde... E, Bizim de çalışmalarımız oluyor. Yani gelecekte nasıl olacak? Bir kere plana yönelik, iç düzene yönelik, fonksiyona yönelik. Benim e, mimaride benim etkileyici, bana etkileyici gelen bir e, yapının, bunu ben biz kendi yapılarımızda da hep e, kurmaya çalışıyoruz. E, üç, en azından üç noktası olmalı. Bir, yapı e, program açısından, fonksiyon açısından repertuarı genişleten yeni bir şey getirmeli. Mesela başka başka kullanılan fonksiyonların bir araya getirmesi olabilir. Daha önce gündeme gelmeyen bir programın mimarisi olabilir. İkincisi, strüktürel ve yapısal olarak, konstruktif olarak bir repertuarı genişleten yeni malzeme bir şey yapmalı. Evet. Üçüncü de malzeme. Yani sadece bir malzeme de bir yapının diğer bütün unsurlarında konvansiyonel sistemler olsa da, repertuarı genişletmesine yani yeni bir milestone olmasına e, sebebiyet verebilir. Onu seziyorum aslında ürünlere baktığım zaman Şimdi bu üç konu, yani hepsinde en azından bir tanesinin altı çizilmeye çalışılıyor. Kesinlikle doğru doğru, doğru. bir tespit değil mi? Yani bu? bunu zaten üçünü hmm. yaptığımız zaman çok mutlu oluyoruz. Üçünü belki hmm. gerçekleştirebilirsek. Evet, evet. Şimdi bazen e, bulunduğumuz ülke ya da işte şehir ya da o lokasyon e, müşterinin gelir durumu veya şartlar veya programın izin verdiği ya da vermediği durumlara göre bunlardan ancak bir tanesini ya da iki tanesini yakalayabildiğimiz oluyor. Yani üçünü yakaladığımızda dediğim gibi yani bizim için ciddi bir merhale geçmiş oluyor. Bunu yakalamak uğruna vazgeçilenler de oluyor Var. mu? Yani hani bunu kötü anlamda söylemiyorum Doğru. çünkü bazen hani insanlar onu göze alamıyor. O zaman bir gota eee yani şey mahkûmiyet ortaya çıkıyor. Yani biz o o zaman müşteriden durumdan pozisyon, bizim Türkiye'de çok müşterilerin ne kadar parası olduğunu bilemediğimiz bir ekonomik sistem olduğu için bu resmi kurumlar da olabilir. Tabii bu bir journey yani beraber çıkılan bir yolculuk. Bazen ellerini biraz daha ceb ceplerine attıkları bir durum da oluyor. veya baştan kafalarında ticari bir konu olduğu için hiç bu bu noktalara dalmak istemedikleri bir durum da oluyor. Bu biraz proje gelişirken de gözlediğimiz bir şey oluyor. Onun için yani ilk hani o ön çalışma dediğimiz o konsept bölümü aslında iki tarafın birbirini anladığı dönem oluyor. Bilmiyorum katılır mısın? Yani benim genelde gözlediğim şöyle bir şey var. Bütün bu ekstrem ve uç noktada bir inovasyon barındırsın ya da barındırmasın. Bu sadece biçimsel de olabilir. Ee, Ortaya çıkıp bir kimlik kazanan projelerin çoğu aynı zamanda da birçok şeyden de vazgeçebilen projeler. Yani hiçbir şeyden vazgeçmediğin zaman çok kolay o ilerlemeyi şey yapmak. Dolayısıyla bu söylediğin üç ayağın hani belki bir tanesini abarttıkça birkaç şeyden de vazgeçmek gerekebiliyor. Çünkü örneklere baktığım zaman da onu görüyorum. Aslında... Yani Enteresan da bir çeşitlilik var. Evet şu şu konuya bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bazen program da bizde abartılıyor. Özellikle günümüzde program dediğimiz şey çok çok çabuk değişen yani fonksiyon. Esnek evet. olabilen. Hatta şöyle bir şey var yani şunu da görüyoruz. Biz eski şehirlerde yaşayan mimarların yeni kurulmuş şehirlerde yaşayanlara nazaran ciddi bir avantajı var. O da şu. Eskiden fabrika olarak yapılmış bir yerin insanların yaşadığı bir yere dönüşmesi söz konusu. Veya eskiden e, e, basit bir e, iş gören bir binayken birdenbire bir müze olabiliyor. Konut, ofis olabiliyor. Tabii. Mesela. Yani bu, bu değişimler de bize şunu gösteriyor. Yani mal ise güzel ve ayakta ve hala. Hatta başka bir şey de söyleyeyim. Yani ben Esma Sultan'la ilk karşılaştığım zaman şunu görmüştüm. Hiçbir penceresi yok. Sadece bir iskelet var kendi başına ayakta durmaya çalışan ve e, yani hani İngiliz ruin built yani harika bir duruşu vardı yani hiçbir şeye de ihtiyacı yoktu. Peki tam burada şimdi bir şey... bu proporsiyon ve bu sistem yani bu kurulabilirse yapıda yapının o duruşu yani ana e, e, her ana her şey sistem. olabilir yani her şey olabiliyor yani onun onun ne ne oldu çünkü mesela biz e, gene modernist öğretide hani bina içinde neyse onu dışında anlatmalı gibi bunun peşinde olan mimarlık hocaları da vardı. Şimdi bu çok Dışarıdan önemli. Buna ben bence bu, aslında bu dönemin kırılma noktalarından bir tanesi. Yani bu işlev biçim ilişkisinin falan ötesinde e, şunu hatırlıyorum. Ben öğrenciyken Cengiz Bey Otlu'ya gelmişti. Bir lecture'a ve bize uzun uzun tasarlayacağı bir ev için o evi kullanacak olan aileyle bir süre beraber yaşadığını ki az bir süre değil yani şimdi hatırlamıyorum ama işte böyle 20 gün bir ay falan ve onları böyle ince ince gözlediğini ondan sonra oradan aldığı verilerle bir ev tasarladığını anlatmıştı. Biz de böyle çok ilginç bir şekilde dinlemiştik. Hakikaten de çok etkileyici bir şeydi. Fakat sonra ben mezun olduktan sonra şunu anladım. Hayatın değişme hızı artıyor. İvmesi artıyor ve bakıyorsunuz birdenbire de önüme bir şey geldi bu Mimarlar Odası'nın sanıyorum bir araştırmasıydı. Ankara'da ve İstanbul'da konut değiştirme hareketliliği sıklılığı sıklığı gibi bir şey. O zaman hatırlamıyorum. 6 yıl falandı ortalama. Yani bir aile aslında daha uzun daha kısa yaşayanlar da var ama Ankara'da 6 senede bir veya 4 senede bir ev değiştiriyorlar. Dolayısıyla mimarın böyle hani birine biçilmiş kaftan mı denir ne denir bir şey yapma çok şansı da yok. Gerçekçi de değil. Aksine böyle bir esneklik kavramı zaten hayatın dayatması ve bastırmasıyla mimarlığın ana meselelerinden bir tanesi haline geldi. İşte işlemeyen shopping mall'lar var etrafta şimdi onu ne yapalım diye düşünüyorlar işte. Hastanede olur, şu da olur, bu da olur diye konuşuluyor. Veyahut ...senin söylediğin gibi birdenbire eski bir yapı sanat galerisi oluyor falan. Ee, Tabii tamam. ama bazen şimdi şöyle bir durum var. Hemen bir iki tane sapma yapayım. Bir tanesi mesela alışveriş merkezinin ömrü 15 sene. Hava alanları da öyle. Yani geriye doğru bakarsak 15 seneden sonra acı çekmeye başlıyor. İnsanlar da sıkıntı çekiyorlar. Yeni ihtiyaçlar doğuyor. Yeni giriş çıkış beklentileri oluyor. Mesela giderek alışveriş merkezleriyle hava alanları birbirine çok benzeyecek... Çünkü artık orada bekleme süreleri uzadıkça işte bu ne diyelim gecikmeler problemler oluştukça orada alışveriş ihtiyacı insanları oyalayan bir hale gelecek. Ya da çok büyük orada bekleme alanları ama her şeyle olan yani işte Türkiye'deki İstanbul'daki CIP'ler gibi büyük bekleme alanlarıyla o beklemeyi bir keyfe dönüştürmek arayışı söz konusu olacak. Şimdi dolayısıyla yani mesela alışveriş bir alışveriş merkeziyle havaalanını birleştirmek, bir otelle bir havaalanını birleştirmek önümüzde karşılaşacağımız ilginç kollardan bir tanesi olacak. Hatta, Peki mesela İzmir'deki bu havaalanında var mı böyle bir arka plan düşüncesi? Ee, İzmir İzmir ADB Airport diye bir şey var web sitesinde. Evet. Ha o bir yarışma İzmir'deki hmm. yarışmanın. E, yani çünkü mesela benim gördüğüm tamamen böyle fütüristik havaya kaldırılmış, stüktürü esas alan falan bir şey var. Şimdi bu söylenen hareketle insan şunu bekliyor. Ya yani Gökhan Avcıoğlu bir şey yaparsa, e, hava alanı yaparsa, e, hakikaten işte bunun böyle bir alışveriş merkezi olmaya veya alışveriş merkezi aynı zaman, zamanda bir alışveriş merkezi. E, aynı zaman. Tabii tabii o anlamda Banserci... zorlayacak gibi görüyor ama burada mesela e, çok müthiş aslında e, şey e, başka bir durum var projede mesela evet. yani şöyle bir şeyden bahsedebilirim biz bir projeye başlamadan önce bizden önce neler yapıldığına bakıyoruz daha önce neler olmuş Hatta böyle arada kalmış mesela bazen bazı e, domuz gibi dergiler bunu yaparlar evet. Hani bu e, dönemin e, öne çıkmış mimarlarından ziyade e, o dönemde esasında e, etkileyici olmuş ama çok da gündeme gelmemiş mimarlar üzerine de araştırmalar yaparlar bu çok zevkli bir şey oluyor çünkü evet. o dönemde ilgi görmemiş e, mimarlara bakarken yani bazıların bir de şöyle de bir durum var mesela tek romanlık yazarlar vardır. Yani bazı mimarları mesela tek bir tane işi vardır. E, hakikaten çok etkileyicidir. Bütün şartlar çok iyi denk gelmiştir. Mimar da bir daha ondan sonra e, böyle bir işi yapma fırsatı bulmaz, verilmez. Mesela bu Van Allen'ın başına gelmiş bir durumdur. Chrysler'den sonra. E, kimse ona e, yani küçük projeler getirmedi. Hı hı. E, o da hep bu konuda acı çekti. E, fakat Chrysler gibi bir şey yaptıktan sonra bir daha ne yapacaksın artık yani öyle de bir durum var. Evet. E, Jörn sonu böyle bir problem vardı Sidney Operayla. Ondan sonra yaptıklarını ben gördüm. Hı hı. E, e, bana göre tabii ki etkileyici ipuçları var ama. Ee, mimar'ın bazen yaptığı işin çok mesela Frank Gehry'nin Bilbao sonrası orada bir artık Bilbao efekti yarattıktan sonra yaptıkları o kadar e, iyi olmasına rağmen heyecanlı olmasına rağmen heyecanlı bulunmuyor. Çünkü bir kere artık expose oldu ortaya çıktı. Ee, onun bütün yaptıkları bazen de şöyle bir şey oluyor mesela Zahadit için de aynı şey söz konusu oldu. Ee, artık e, biliniyor nasıl bir şey ortaya çıkacağı ve çok heyecan vermiyor. Halbuki son dönemlerde yaptığı projeler eskisinden çok daha tecrübeli ve daha kaliteli unsurlar içermesine rağmen zorlanıyordu inşa etmeyle ilgili olarak. Giderek o kalite yükselmeye başladı. Şimdi burada ilginç bir durum var. Biraz önce mesela etkileyici konusunda şunu söyleyebilirim. İnşa etmeyen ama bulgularıyla bizim ofisimizin içerisinde bize çok ciddi katkı yapan Alparslan Ataman'dan söz edebilirim. Özellikle e, onunla e, bu geriye doğru yaptığımız yolculuklarda keşfettiğimiz ve aslında ne kadar süredir berabersiniz? 2-3 senedir. Hmm. E, şunu şunu söyleyebilirim, yeni bir timeline oluşturmaya çalışıyoruz. Biraz da mimarlık tarihi ve mimarlık eğitimi, mimarlık ne diyelim günceli, aslında biraz eurosentrik. Hmm. Sadece e, her şey o merkezden e, görülmeyebilir görülmediği zaman neler ortaya çıkabilir diye başladık. Ee, o onun için zaten daha önceden e, belki altını e, tam iyi e, e, çizmediği ama e, benim fark ettikten sonra üstüne gittiğim bir konu oldu. Yani 8500 yıllık mimarlık tarihi aslında e, çok başka türlü e, ceryan etmiş değişik noktalarda. Belki benim düşündüklerimin üçte işte birine falan ancak girebildik ama devam edebiliriz yani bir daha bir devam böyle evet devam edebiliriz. Çok şey belki hani şöyle bir senin eklemek istediğin bir şey varsa diye sorup bu bu seanslık, bu seferlik bitirelim. Şimdi ben diye. evet bir daha bunu bir ikincisini yapabiliriz tabii ki keyifle. Çünkü bu tür sohbetler güzel oluyor. Çünkü kapalı çok da konu var. Yani çok konuşan bir ülke değil Türkiye mimarlık konusunda. Ee, çok klişe var. Biraz önce bizim de arada çarptık o kadar ee, işte e, benim zaman zaman hani karşı olanlar ve içinde olanlar gibi hani böyle hep daima iki grup olarak görünen e, durumlar var Aslında e, o kadar da Keskin hatlarla e, birbirinden ayrı şeyler değil söylediklerimizin düşündüklerimizin çoğunda beraberlik e, mutlaka e, Bence var ama e, ben biraz işte biraz önce olduğu gibi yani o Taşkışta konusunda hani neden yıkıldığına gitmeye çalışıyorum. Yani neden yıkıldı ki? Ee, onu bulduğumuz zaman aslında bir daha inşa ederken e, e, o tarafın ya da farklı bir düşüncenin onu tekrar inşa etmekteki arzusunu anlayabiliriz. Onlar da daha modern düşüncenin sonrasında daha iyi şeyler yapılamayacağını düşünüyorlar. E, Öbür onlar tarafta derken? bu inşa etmek isteyenler şu anda. Bu tarafta neden yıkıldığını sorgulamadan daha iyi yapılabileceğini veya oraya yapılıp yapılamaması konusunda ikna edici olmuyor. Arada böyle bir mesele var. Dolayısıyla daha çok konuşup belki yeni kelimeler e, yaratıyor. Yani biraz kelimelerle de inşa ediyoruz esasında. E, yeni kelimeler bulup yeni ifade şekilleri bulup esasında... Konu da mimarlar konuşuyor olduğu için rahatlıkla söyleyebilirim. Bize daraltılmış alanın dışına geçmemiz ve başka disiplinleri de işin içine almamız lazım. Evet. Peki yani çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Dediğim gibi yani birçok şey hem eksik kaldı hem çok keyifle konuşulabilecek başka başlıklar var. Umarım tekrar dönme şansımız olur.